Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun Sevda. Fakat bu çocuk nereden çıktı şimdi? Onu aldır. Ne olur? Yoksa evliliğimiz çöker. Bunu anlamıyor musun? Ben çocuk falan istemiyorum. Lütfen aldır. Hayır. Hayır deme Sevda. Anne! Anne! Ne var gün? Ne oldu oğlum? Eve gidelim anne, ne olur. Peki gidelim oğlum. Tut Ayşe. Ayşe. Gel al. Korktun mu motordan? Biraz hızlı gidince korktu. Arayan oldum? Hayır abla. Ya Allah, ya bu kadın delirdi mi? Merhaba baba. Nerelerdeydin yine sabahın köründe? Denizde. Çok korktum. Baksana çocuk da korkuyor. Ne var sabahın köründe denizde bir başına? Hem de böyle buz gibi bir havada. Anlamadım gitti, nasıl bir keyif bu? Hay Allah'ım, sabah sabah. Seyda Hanım, kahvaltı hazır. Gel, hadi sofraya. Tabii. Selim abi, buradayız. Buyur geç abi. Merhaba Selim, hoş geldin. Merhaba Doğan. Geliyor abi. Bir çay Hasan abi. Şunu bir okusana. Tamam. Ben bunu bastırtırım. Bu herifler de iyice azıttı. Ne biçim talebelik yahu? Yine gösteri, yine boykot. Okumaya vakit bulamıyorlar memleketi idare etmekten. Saat 12. Şimdi ara haberlerimizi veriyoruz. Başbakan Demirel bugün rektörlerle bir toplantı yaptı. Toplantıda üniversitede... Seyda benim gitmem lazım. ...ile ilgili bir durum değerlendirmesi yapıldı. Toplantıdan sonra Başbakan gazetecilere ne olursa olsun öğretim devam edecektir dedi. Neyin var Oktay'cığım? Hiçbir şeyim yok. Şunu şaklatmasan olmaz mı? Olmaz. Hayattaki tek zevkim bu. Sakız şaklatmak mı? Hı. Sakız şaklatmak. Ben gidiyorum. Güle güle bebeğim.
Akşama görüşeceğiz, tamam mı? Bilmem artık. Belki de gelmem. Neden? Yorgunum. Yarın çekim var istedik. Boş vereyim diyorum. Hayır, boş verme. Ne olur gel Aysel. Ben senin için geliyorum. Karının yanında dans edecek misin benimle? Neden olmasın? Yeni tanışıyor gibi yapacağız zaten. Dans da ederiz. Geleceksin değil mi? Bakalım artık. Gelirsem sırf ünlü ithalatçı Oktay Caner'le dans etmek için gelirim. Şart mı yani gelmem? Ne olur Selim'ciğim, hatırım için. Şimdi kalkıp kulübe gitmenin ne anlamı var? Ha? Senin eski ve yeni sevgililerin, eski ve yeni kocalarını göreceğim. Tam bir saattir bekliyorum. Gil uyumadı. Öf, bu çocuk. Ayşe, kürkümü getir. Her şeye taş koyuyor. Gerçekten çok güzelmişsiniz. Oturalım mı? Şöyle buyurun. Buyurun. Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. Beyefendi siz nasılsınız? Ne kadar güzelmiş. Her şeyi yalancı. Göğüslerinden kirpiklerine kadar. Aysel Hanım, dans eder misiniz? Çok isterim. Ama biraz sonra, olur mu? Siz yemeğinizi bitirmişsiniz. Ama ben daha yeni başlayacağım.
Çok affedersiniz. Bakar mısın? Hayır. Üstünüze dökülmedi değil mi? Zararı yok. Şurayı siliver şurasında. Şöyle şöyle. Neden ameliyat olsa bir işe yaramaz hayatım. Merhaba Oktay abi. Hı? Tanıyamadınız mı yoksa abi? Kaç yıl oldu görüşmeyeli? Kaç yıl? Ben Selim. Vay Selim. Sen ha. Ulan tanıyamadım ya. Bu ne hal be? Kazık gibi olmuşsun. Nerelerdeydin sen? Fransa'da, Paris'te. Deme ya. Orada mı okuyorsun yoksa? Öyle. Kaç yıl oldu görüşmeyeli? 5 yıl oldu herhalde. En son sizin düğünde. Gel, Seyda'yı tanıdın mı? Tanımaz olur muyum? İlk onu tanıdım zaten. Sizi görmeden önce. Merhaba Selim. Ben seni tanıyamadım doğrusu. Görüştüğümüzde çocuk sayılırdım. Öyleydi. Selim görüşelim. Çok kalacak mısın? Tatilin bitene kadar. Ocak sonu falan. Oldu öyleyse. Nasıl olsa görüşürüz. Elbette. Eve de bekleriz. Hoş daha top ağacına geçemedik. Sevda boya işine Ekim'de başlayınca yalıda kaldık biz de. Adresi biliyorsun ya. Annemden öğrenirim. Annenden mi? Öyle ya. Annenden tabii. Şerefe. Dans edelim mi Seyda? Çocuk aşık mı ne bizimkine? Yemeğiniz bitti mi Aysel Hanım? Ama inanın bana lütfen bağışlayın. Hiç dans etmek istemiyorum. Okuyorsun Paris'te. Yarın eve geldiğimde sorarsın bu soruları. Efendim? İnsan böyle soruları ancak can sıkıcı kimselerle dans ederken sorar. Oturalım mı? Hı. Canım karıcığım, seni çok seviyorum. Of Seyda, seni hiç anlamıyorum. Yine ne oldu, ne bu suratla karışacak? Seyda. Yeter Seyda, çocuk sadece evliliğimizi değil, her şeyi bozuyor. Yarın eve geldiğinde sorarsın bu soruları. Efendim? İnsan birinden sıkılınca sorar böyle soruları. Thank you.
Hani siz 11. sınıftayken bir Mr. Pitts vardı ya, edebiyatçı. Sonraki sene bize gelmişti. Ah, evet Mr. Pitts, hatırlıyorum onu. Anne! Canım. Anne bak kim geldi. Selim. Sen Selim'i biliyor musun anne? Tabii biliyorum. Hoş geldin Selim. Merhaba Seyda, nasılsın? İyiyim. Rahatına bak, otur lütfen. Nasıldı Deniz? Biraz lodostu galiba. Evet. İyi ki geldin. Gelmeyeceksin de Fransa'da ne okuduğunu öğrenemeyeceğim diye ödüm kopuyordu. Ekonomi politik. Tevekkeli değil, ayakta söylemeye çekindin. Bazı şeyler ayakta söylenmez. Ne oluyor ya? Nedir gülünç olan? Biz de ekonomi politik okuduk ama bize hiç gülen olmadı. Bunda gülünecek bir şey yok ki. Hiç yok hem de. Birkaç güne kadar İstanbul'dan ayrılacağım. Neden? Ocak sonuna kadar değil miydi tatilin? Evet ama sıkılıyorum. Üstelik gitmem gerek. Neden sıkılıyorsun? Neden gitmen gerekiyor? 10 gün annemde, 10 gün babamda kaldım. Hepimize yetti bu beraberlik. Amma dayanıksız mısın ya? Ben Lozan'dan tatile geldiğimde yazın aylarca katlanırdım bizimkilere. Onun için ayrı ev tutmuştun kendine. Hepimize zor oluyor. Mesela annem her gün kulübe gitmezse olmaz. Benim için oraya gitmek işkence. Bunca zamandır görmediği oğlunu bırakıp gitmeye de yüreği el vermiyor. Ne yapacağını şaşırıyor kadıncağız. Zavallıcık. Annen ne zamandan beri böyle duygulu olmuş? Hatırlarım sen çocukken... Ortaokuldayken her hafta sonu başınıza bela olurdum değil mi? Bize gelirdin evet. Okulda da... Seni bana emanet ettikleri için havamı epey bozardın. Evet. Senden az nefret etmedim o zamanlar. Belki hala ediyorumdur. Anneme kalırsa suç babamdaymış. İstanbul'da olmasına rağmen ilgilenmemiş benimle. O zamanki karısı artist miydi neydi? Şarkıcı. O zamanlar benim gibi koca bir oğlu olmasından yakınırdı. Şimdi de başka şeylerden yakınıyor. Babam nerelerde kuzum? Epidir görmedim. Kulübe gelmiyor. Fabrikayı da galiba satmış. Yeniköy'deki yalısında evlenme hazırlıkları yapmakla meşgul. Deme ya, gene mi? Gene ya. Hem bu seferki pek genç bir şey. En çok benim kadar. Harika herif şu senin baban. Anlaşıldı. Kalacak yerin olmadığı için gitmeye kalkıyorsun değil mi? Biraz öyle, biraz da gitmem gerekti. Eğer tek derdin kalacak yerse gitmen kesinlikle gerekmiyor. Bizde kalabilirsin, değil mi Oktay? Olabilir tabii. Neden olmasın? Dünya kadar yerimiz var. Koca ev. İstemediğin şeyleri yapman da gerekmez. İstediğin kadar gel git karışan olmaz. Zaten bizde boya işleri biter bitmez top ağacına geçeceğiz. Ne dersin abi? İstersen top ağacında kal. Ne yapacak çocuk orada ustalarla? Hem biz de bir haftaya kadar geçeceğiz karşıya. Doğru. İstersen burada kal ha? Eğer rahatsız olmayacağınızdan eminseniz bir süre kalabilirim burada. Ne rahatsızlığı? Gündüzleri Paris'i anlatarak beni sıkıntıdan kurtarırsın. Oldu o zaman. Yalnız bir şartım var. Hippilerle doldurma burasını. Bir sürü yeğeci velet isteme. Hala var mı öyleleri? Benim çocukluğumdaydı yeğecilik. Senin çocukluğun öyle pek eski değil ki. Sakıncalıların listesi tamamsa... Tamam değil. Daha beter olanlar da var. Solcular falan. Ama Selim'in onlarla ilişkisi olamaz herhalde. Öyle değil mi? Evet. İyi. Anlaştık öyleyse. Eşyalarını yarın getirebilirsin. Anne, Paris'e giderken alasmanlık demeye gelirim. Peki canım. Nerede kalmıştık? Ha,
Taksi. Hoş geldiniz Selim Bey, buyurun. Sağ ol. Ben Seyda Hanım'a geldiğinizi haber vereyim Selim Bey. Selim, hoş geldin. Hoş bulduk Seyda. Eşyalarımı getirdim. Odanı göstereyim sana. Yok, fazla vaktim yok. Hemen gitmem lazım. Ben akşam geldiğinde eşyalarımı yerleştiririm. Peki, nasıl istersen. Şimdilik Allah'a ısmarladık Seyda. Yemeğe gelirsin değil mi? Tabii. Ayşe. Buyurun Seyda Hanım. Bu valizi Selim Bey'in odasına götür. Peki efendim. Ha, önce benim paltomu getir. Ben alışverişe çıkıyorum. Akşama misafirim var. Peki Seyda Hanım. Ya iyi akıl ettik şunları almaya. Çocuklar 3 haftadır grevde. Tükenmiştir her şeyleri. Abi Mehmet sadece biri ama. Biri ama dostumuz. Ki adamlar taşlarla, sopalarla çevirmiş fabrikayı. Grevcileri almayın. Onlar sizi aç bırakmaya niyetli demişler. Hadi buyurun, sofra hazır. Buyur Selim abi. Eline sağlık Kadriye bacım. Afiyet olsun. Sağ olasınız. Ben anlattıkça Kadriye dinledi. Gözleri açıldıkça açıldı. Arada sorular soruyor. Baktım aklı başında sorular soruyor. Yani anlaya anlaya dinliyor. Grev ne, sarı sendika ne? Yeter Mehmet. Herkes bıktı usandı artık beni dinlemekte. Seni gösteriş olsun diye söylemiyorum ya. Yani en bilgisizine, en aklı ermesine yol yordamıyla bir şeyler anlatılırsa işi kavrar. Aklı erer. Onu söylüyorum karıcığım. Anlayacağın Kadriye bacı, seni değil de kendini övüyor. Amma da yaptın abi. Övünmek mi bu şimdi? Övünecek olsam Kadriye ile övünürüm elbette. Ama böyle yapmalıyız. Böyle öğretmeliyiz herkese diyorum. Öyle değil mi Selim abi ha? Ayşe, bunları buzdolabına götürüver. Hatice Hanım, mayonezi kaldırır mısın? Müzik
Seyda, Selim gelmedi mi? Geldi. Peki nerede? Yemek bitmek üzere. Bilmem. Sabah geldiği gibi gitti. Bir daha uğrarsa kendisine sorarsın. Dilin oyuncaklarını ortalıkta bırakma demedim mi? Oktaycığım geç kalma. Karın merak etmesin seni. Senin konuk başımıza fazla bela olacağı benzemiyor. Ama madem kalacağı arkadaşı varmış, neden bizim yanımıza taşındı anlayamadım. Seni çok beklettim biliyorum. Lütfen bağışla beni olur mu? Bağışladığını söyle yoksa seni bırakmam ona göre. Nasıl bağışladın? Teşekkür ederim.
Beni bağışladığın için çok teşekkür ederim. Neyin var canım? Hiç. Şimdi başımıza takalım. Ay, aslan korsana. Şimdi başımıza takalım. Ay, aslan korsana. Allah'tan başka bir şey dilesem olurmuş. Nasıl yani? Oktay bu akşam gelmeyecekmiş. İşi çıkmış. Top ağacında kalacakmış. Biliyor musun, fizikçi olacaktım, olamadım. Ev kadını olduk çaresiz. Evlenip özgürlüğümü Oktay'a verdim. Tüm iplerimi. Neden evlendin Oktay? Kolay değil anlatması. Bak, hep iyi, hep birinci bir öğrenci olursan yenilgiye hiç alışamazsın. Hep takdir edilmişsin. Sonra bir de bakarsın ki takdir yetmez. Bir gün bakarsın o zamana kadar atladığın bir şey daha vardır. Cinsellik. Peki neden Oktay? İlk öptüğüm erkek oydu. Başımı döndürdü. Onunla beraber olmak için sınavdan 15 dakikada çıktım. Sınıfta da çaktım. Galiba yediremedim kendimi. Bari evleneyim dedi. Sadece güzel öpüyor diye. İnsan cinselliği 20'sinden sonra keşfedince çarpılıyor. Benim gibi. Bu evlilikte boğuluyorum. Gil olmasa ne yapardım bilmiyorum. Öyle anlamsız geliyor ki her şey. Kendim bile. Oktay'la evlendikten çok kısa bir süre sonra her şey anlamını yitirdi. Önce bocaladım. Alışmak öyle kolay olmadı elbette. Sonra alıştım galiba. Anlamsızlığıma, Oktay'a. Beraber yaşamaya. Ama artık dayanamıyorum Oktay'a. Evliliğe. Dedim ya, boğuluyorum. Özgürlüğümü geri istiyorum. Özgürlük dediğim şeyin ne olduğunu duyuyorum aslında. Ama doğru dürüst anlatamıyorum. Dene istersen. Belki de anlarım. Bir sabah uyanmak. Ve çok derin bir soluk alabilmek. Yalnızca kişisel değil. Doğanın da sınırlamalarından kurtulmak. Bir dolu küçücük bağ koparmak. Bağları koparsan ne yapacaksın? Belki hiçbir şey. Ama bağımsız olduğumu duyacağım. Özgür olduğumu. Bağımsız olmak mı yani özgürlük? Hiçbir bağ olmamak mı? Öyle değil mi? Birazcık da olsa. Asıl sorun çevreni aşmak. Aşabilmek. Karşı çıkmak bir şey değiştirmiyor. Kendini dünyanın merkezi saymaktan vazgeçmekle başlıyor her şey. Diğer insanları da görmekle. Saat 17. Şimdi ara haberlerimizi veriyoruz. Bakanlar Kurulu İstanbul'daki çok geç üniversite kaldım. Gitmem gerek. İlgili olarak toplandı. 2 saat süren toplantının sonunda Başbakan Demirel gazetecilere... Bir gün böyle gideceksin değil mi? Canım artık seni çekmiyor demeyi bile gereksiz sayıp gidebilirsin. Ama gene de sevgi diye bir şey var değil mi? Seni seviyorum Seyda. Biliyorsun değil mi? Biliyordum herhalde. Hiç söylemedin ama. Biliyordum herhalde. Söylemeye gerek olduğunu düşünmedim. Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Ta o zamandan beri. Seni gelinlikle gördüğüm geceden beri. Ama şimdi gitmeliyim. Çok geç kaldım. Peki ama nereye geç kaldın? Söylemeyi unuttum. İşim var bu akşam. Dönmeyebilir veya çok geç. Siz ne zaman topu ağacına dönüyorsunuz? 1-2 güne kadar. Burada görüşemezsek seni oradan ararım. Hoşçakal.
Ne dedin? Delirdin mi sen? Aklından zorun mu var senin? Peki o hayvanlar ne güne duruyor? Sonra? Evet. Şimdi bana bak. Hemen İçişleri Bakanı'na telefon edip durumu anlat. Ben de biraz sonra oldum. Ben de konuşurum. Hemen harekete geç. Bu iş 24 saat uzarsa çekecekler. Emniyet müdürünü de ara. 10.30'da bir onda. Anlaşıldı mı? Ne oluyoruz be? Çetin. Ne olmuş Çetin'e? Sabahın köründe ne diye uyandırıyorsun beni onun yüzünden? Kaçırmışlar. Bir yığın serseri Çetin'i mi kaçırmış? Para istiyorlarmış. Kim kaçırmış peki? Neden? Neden olacak? Para için. 3 milyon istiyormuş itler. Kim olduklarını öğleye kadar öğrenip canlarını okumazsam bana da Sulhi Gebzeli demesinler. 3 milyon senin için ne ki? Veriver gitsin. Sevgili oğluna öğleye kadar kavuşursun o zaman. Ne diyorsun sen be? Kimin adına benim oğlumu kaçırmak? Beni ne sanıyor o piçler? Her isteyene 3 milyon versen benim halim ne olur ha? Paramı aptallar gibi saçıp savuracak olsam ne diye bunca adam besleyeyim yanımda? Ben kimim ha? Kimim ben? Benim oğlumu kaçırmak ne demek? Dekanlık basmaya, yürüyüş yapmaya benzer mi bu? Bunu yapanları yaşatır mıyım ben ha? 3 milyonmuş. Her birini ipe çektirmeye 100 milyon veririm de bu itlere 3 kuruş koklatmam. Bağırmasana be! Ben mi kaçırdım oğlunu? İçişleri Bakanı olayla ilgili son durumu görüşmek üzere bugün saat 13'te uçakla İstanbul'a gitti. Adana'dan Urfa'ya giden 01 ED plakalı otobüs... Bu herifler de amma azıt. Sulhi Gebzeli'nin oğlunu kaçırıyorlar. Bunların hepsini asacaksın. Memleketi yaşanmaz hale getirdiler. Ha, 2 gün sonra Ankara'ya gidiyorum. 1 hafta 10 gün kalacağım. Aklıma gelmişken sorayım. Selim nerede? Arkadaşlarında herhalde. Selim.
Selim. Herif. Nasıl ödedi parayı tıkır tıkır? Boşu boşuna bir hafta kafamı ütüledi. Asarmış, kesermiş. Oh olsun. Nasıl aldılar paranı Sulh Efendi? Göz altlarıma biraz daha beyazlık sür. Peki hayatım. Gel. Bu size geldi Aysel Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi hapı yuttun Sulhi Bey. Aysel'cim set hazır. Geliyorum. Peki. Biliyorsunuz, ben zaten baştan karşıydım bu işe. Adam kaçırmak, fidye, hele de çocuk kaçırmak. Abi, paraya ihtiyaç var. Böylesine değil ama. Selim, bir zengin çocuğu kaçırıldı diye olay yapma. Bir daha kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Ben gidiyorum. Allah'a taksi. Ankara'da. Gelsene. Neredesin kaç gündür? Meraktan öldürdün beni. Sana not bıraktım, gördün mü? Bir arasaydın keşke. Arkadaşlarla beraberdik. Seni öyle çok bekledim ki. Freud'la mı? Yani daha ciddi şeyler okusan diyorum. Freud da ciddi. Neresi ciddi Allah aşkına? Kimlerle aynı tarihlerde yaşamış da adam kalkmış milletin cinselliğiyle uğraşıp durmuş. Neye kızıyorsun sen? Sana kızıyorum, sana. Ne istiyorsun benden? Korkunç bencilliğinden kurtulmanı. Ben mi bencilim? Evet, neden şaşırdın? Ömründe kendinden başkasını düşündüğün oldu mu hiç? Yanlışlıkla da olsa kendinden başkasına yararlı olan bir şey yaptın mı? Kendime yararı olan hiçbir şey yapmadım ki. Bravo öyleyse, kutlarım. Marifetmiş gibi övünüyorsun da. Övünmüyorum, hayır. Oyun eğiyorum yalnızca. Sen benim ne çektiğimi biliyor musun? Bütün bu mutsuzluk, kendi kendime borçluyum. Bunu bilmek ne korkunç. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi suçlayamamak.
Her tanrının günü aynaya bakıp sen Seyda, sen kendin yaptın demek. Delisin sen. Biliyor musun? Resmen delisin sen. Yeter artık. Bırak beni. Hemen bu gece öldürmek zorunda değilsin. Saçmalama. Kulağını aç da beni dinle biraz. Dinlemek istemiyorum. Dinlemeyi bile öğrenemezsin. Ama bu sefer dinle. Bu sefer senden söz ediyorum. Suçlu sen değilsin. Sorumlu çocukluğundan beri seni yalan yanlış yoğuran çevren. İnsan gibi yaşayabilmen için çevreni aşman gerek. Çevre çevre deyip durma bana. Bu çevre için yetiştirmediler ki beni. Oktay gibi biriyle evlenip işsiz güçsüz bir kadın olayım diye çabalamadılar ki. Babamın neredeyse yüreğine indi fakülteyi bıraktığında. Çocukken her şeyi okuyup bilmek, en önde olmak istedim. Bunu başardım. Ama ne oldu? Oktay'a vuruldum. Her şeyim bitti. Kişiliğim, idealim. Böyle yaşamak hoşuna gidiyor. Şu üstünde oturduğun dünyada neler olduğunu bilmeden yaşamak. Fuayettasın hala. Biafra'dan, Vietnam'dan, Çin'den, Brezilya'daki milyonerlerin uçakla yerli avına çıktıklarından haberin var mı? Bana ne bunlardan? İlgilenmek istemiyorum. Nereden çıktın karşıma? Bir şeyleri ayılttın. Sen gelmeden önce rahattım çukurumun dibinde. Beni çukurumdan çıkarıp etrafıma bakmamı istiyorsun. Görmemi, anlamamı istiyorsun. Sen çekip gittiğin zaman ne olacak? Ne yapacağım? Korkuyorum. Onun içinde hiçbir şey yapmak, görmek istemiyorum. Anlıyor musun? Aç yüzünü. Gitmeyeceğim. Burada kalıyorum. Paris'e dönmüyorum. Sahi mi? Sahi mi söylüyorsun? Elbette. Bak, Şubat sonuna geldik. Hala buradayım. Seninle birlikte öyle çok işimiz var ki. Canı cehenneme Paris'in. Seni. Seyda, seni öyle çok seviyorum ki. Gelmek senin için şimdi özgürlük olur değil mi? Dalga geçme. Geçmiyorum. İstediğini yapmak senin için özgürlük ya. Veya hiçbir şey yapmamak. O da bir özgürlüktür. Ona sorumsuzluk derler Seyda. Özgürlük bir takım sorumlulukları bilinçli olarak yüklenmektir. Onun için sana hep çevreni aç diyorum ya. Ben de karşı çıkarım. Dünyada neler olduğunu görmeden karşı çıkarsan o sıkıcı bir entelektüel karşı çıkış olur ki o da hiçbir işe yaramaz. Geldiler nihayet. Gelenler kim Selim? Arkadaşlar, burada buluşacaktık. Hem seni de tanıştıracaktım onlarla ne zamandır. Hoş geldiniz çocuklar. Tanıştırayım. Meltem, Seyda. Ben de. Merhaba Seyda. Merhaba. Oturun çocuklar. Yok, gidelim. Peki. Hadi. Nereye gidiyoruz? Sürpriz. Ne
Paris'e gidişimin 5. ya da 6. ayında bir kız tanıdım, Sylvie. Yaşantıma en önemli etkileri yapanlardan biri. Güzel miydi? Yaşamımı bir kadına anlatmanın da başka bir tadı var canım. Kızın güzel olup olmadığını sormak kimin aklına gelebilir? Karşılık versene. Güzel miydi? Güzeldi. Sapsarı saçları vardı. Uzun sarı saçlı kızların yaşam üzerindeki etkisi bambaşka olur kuşkusuz. Ne yaptı Sylvie sana bu kadar etkileyecek? Bir dolu şeyi anlattı. Hmm. Her şeyin tüm temellerini attı. Nasıl bir şeydi şu Sylvie? Sylvie 18 yaşında ufacık bir şeydi. Ama benden ilerideydi kesin. Belli belli. Neyse beni epey tartakladı. İyi etmiş. Sylvie'nin şerefine. İşe yaradı mı bari? Bir takım gerçeklere gözümü açmama yardım etti. Deliler gibi konferanslara, seminerlere sürükledi beni. Bir dolu kitabı okuttu. Okuduklarımı anlamamı sağladı. Sonra 68 öğrenci olaylarını yaşadık. Sloganlar haykırdık. Taşlarla, sopalarla, gaz bombalarına gözyaşı döktük. Bu çok acıklı işte. Yiğitlik süsü verdiğimiz tehlikeli bir eğlenceydi aslında. Sonuç sıfır. Hı hı. Fransızlar devrimden sonra yine imparator seçmiş. Bu seferki millet. Bak, Napolyon başka. Laf söyletmem adamıma. Aslında kralcılar hala var. Her pazar Paris Türkünü özel kiliselerinde... Vive le roi, yaşasın kral diye selamlarlar. Hala. Ne umut ama. Sylvie ne oldu? Bir tatilim sonrası gitmişti başkasıyla. Gene de iyi kız olduğu için. Neresi iyi bunun? Elbette iyi. Beni odadan atabilirdi. Eşyalarımı kapı önüne koyup yeni sevgilisiyle odaya yerleşebilirdi. Ya vurma vur. Kalbi temiz kızmış ama. Paris gibi yerde birine oda bırakmanın ne büyük iyilik olduğunu bilemezsiniz. Buna düpedüz şey derler. Hiçbir şey demezler. Ne yapacaktı kızcağız? Benim dönemim bekleyecek değildi ya. Aramızda cinsel devrime inananlar var. Girmeyiverseydi başkasının koynuna. Galiba karşı olanlar da var. Neyse, hadi içelim. Günaydın. Günaydın. Bakıyorum başlamışsın bile. Oo, ne çabuk geldin 50. sayfaya. Ama daha hazırlanmamışsın, geç kalıyoruz. Nereye? Sinemaya. Dün gece konuştuk ya isyana gideceğiz diye. Bugün başladı. Hadi kalk. Hey, bu isyan değil. Bir dakika. Affedersiniz. İsyan oynamayacak mıydı? Kaldırıldı efendim. Yasaklamışlar filmi, kusura bakma. Benim için mahsuru yok. Asıl sen kusura bakma. Ağacın altını şimdi anıyor musun? Gölgesinde mevsimler... Hanımefendi. Efendim. Oktay Bey arıyorlar. Tamam. Alo, Oktay, merhaba, iyiyim. Şarkı ezberliyordum. Evet, yakında sahneye çıkacağım. Ne yapalım, iyi para veriyorlar. Ne diyorsun? Bir hafta daha mı kalacaksın? Ay, sıkılmadın mı şu Ankara'dan? Neyse, görüşürüz. Güle güle. Oh.
kitap nasıl Seyda? Enteresan. İkinci Dünya Savaşı'nda Paris'teki direnişi anlatıyor. Yeraltı direnişini mi? Evet. Bize biraz anlatsana. Tabii anlatayım. Şimdi. Dur bir dakika. Kitabı tercüme edebilir misin? Tabii. O zaman hemen başla. Senin katkın da böyle olsun. Meltem. Merhaba, nereye gidiyorsunuz? İmza gününe. Boşuna gitmeyin, adamı götürdüler. Ya. Yok ya. Ha, demek döndün. Yok, bu akşam olmaz. Yarın akşamda. Hiçbir akşam olmayacak Oktay. Ne demek mi? Bu işi bitirelim. Hı. Kim arıyorsa yokum. Fakat Oktay Bey Zulhi Gebzeli arıyor. Öyle mi? Peki. Saat kaç oldu Selim? Beş buçuk. Bu akşam gitmen şart mı Ankara'ya? Evet canım. Oradakilerle de görüşmeliyim. Doğan, hoş geldin. Girsene. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şey Selim, seninle gitmeden mutlaka konuşmamız lazım. Çok önemli. Peki. Ben de zaten kalkıyordum. Geç oldu. Ankara'dan döner dönmez ararım. Olur. Kusura bakma Seyda. Yok, önemli değil. Hoşça kal Selim. Hoşça kal Doğan. Güle güle Seyda. Güle güle canım. Anlat bakalım. Nedir mesele? Geldin mi? Evet, gördüğün gibi. Seyahatten dönüyorum, ev bomboş. Gil hasta. Anne, anne. Yavrum. Verdin mi ilaçlarını? Evet efendim. Seyda, öyle hızla değiştin ki seni takip edemiyorum. Gerçekten. Selim senden ilk bahsettiğinde bayağı ürkmüştüm. Bir burjuva kadını ne de olsa. Alım yeşilim saçım, yazım kışım baharım, son aşkım ilk göz ağrım, sensin inan sevgilim. Alım yeşilim. Olmaz efendim, olmaz öyle şey. Memleketi felakete sürüklüyorlar. Bu memleketin başında olsam ilk iş üniversiteleri kapatırdım. Çok doğru söylüyorsun. Zulhi Beyciğim. O veletlerin hepsi birer mikrop. Göz açıp da gördüğün, hemen gönül verdiğin, canım gibi sevdiğim, sensin inan sevgilim. Yeşilim sarım, yazım kışım baharım.
Efendi Yıldız'ı, hepimizin gönlünde taht kuran büyük oyuncu huzurlarınıza geliyor. İlk defa sahnelerimizde Aysel Aslan. Saçların beyazlanmış arkadaş, sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlanmış arkadaş, sana da benim gibi çektiren mi Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın kahrı bitmez böyle arkadaş. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın kahrı bitmez böyle arkadaş. Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim, o bana tek tanıdım, mutluluk verdi. Bir zamanlar
Alo. Döndün mü? Canım benim. Ne zaman? Tamam, gelirim. Anlatmak çok zor. Anlamak da. Adamın bir dediği bir dediğine uymuyor. Ama öyle bir ikna etme kabiliyeti var ki. Evet, bazıları da ona körü körüne inanıyor. Daha da beteri, diğerlerini karalıyor. Yaşlı kurt azdı desene. Doğan, her şey korkunç hızla gelişiyor. Top kontrolden çıktı, anlasana. Bitti mi sence her şey? Hepsi? Bitmedi belki de. Ama yanlışlar, öyle çok yanlışlar yaptılar ki. Yaptık ki. Değil Doğan, yaptırdılar. Peki, şimdi? Çok daha kötü şeyler olabilir. Bizim dışımızda. Ve o zaman? Merhaba. Hoş geldin canım. Merhaba. Merhaba Doğan. Nasılsın Seyda? İşte. Seyda, bizim biraz konuşmamız lazım Doğan'la. Müsaade edersen... Tabii. Ben de size çay yapayım. Geliyorum. Ankara işte böyle. Seni ne kadar aradım bilemezsin. Ben de seni çok özledim. Selim, artık dayanamıyorum. Oktay'a, Seyda Caner'e, insanlara... Yeter artık diyorum, yeter. Götür beni, kurtar. Birlikte olmak istiyorum seninle. Yarın canım, yarın. Bizim yarınımızda. Selim, canım. Biraz daha kal. Kalamam. Bir dolu iş var. Zaten Gil de biraz üşütmüş, yatıyor. Ama ben daha yeni geldim. Yorgunum ve seni özledim. Ben de. Ama gitmem gerek. Thank you.
Biraz önce de söylediğim gibi şekerim, beni öyle pek sıkı büyütmediler ama gene de okuldaki çaylar dışında erkek arkadaşlarımı görmeme izin vermezlerdi. Akşam eve dönüşte 8'i geçirdim mi vay halime. Gerçek özgürlüğün ne demek olduğunu Amerika'ya gittikten sonra öğrendim ben. İnşallah ipin ucunu kaçırmamışsındır. Her konuda özgürlük var Amerika'da. Herkes istediğini yapabilir, söyleyebilir. Burada da söylüyorlar ya. Demediklerini, yapmadıklarını bırakmıyorlar. Bundan sonra pek bir şey yapamazlar artık. İyi oldu ordunun işe el attığı. Ben EFES'le Amerika'ya gittiğimde daha şekerim, çok yeniler. İş hayatına karışmazlarsa çok şaşırdım. İyi. Yok, karışmazlar. Ekonomik durumu düzeltmeleri gerek. Sanıyorum hem karışıklıkları hem de ekonomiyi düzeltecekler. Hele şu Amerikalıları kaçırmaları çok çok kötü oldu. Dünyaya rezil olduk. Sağ salim bıraktılar ya. Canım Seyda, sağ salim bıraktılar diye olay olmadı demek değil ki. El altından fidyenin ödendiği bile söyleniyor. Çok çirkin bir şey. Çok. Ülkemizde konuk olan kişilere böyle mi davranılır? İş adamları aralarında para toplayıp fidyeyi verselerdi çok iyi olurdu. Burada da aklı başında, konuksever kişiler olduğunu dünya kamuoyuna duyurmuş olurduk. Ben birkaç kişiye açtım ama kimse katılmadı bu düşünceme. İyi de olmuş katılmadıkları. İş adamları parayı verseydi, koskoca devletin 3-5 çapulcuya boyun eğdiği kanısı uyanacaktı dünyada. Doğru, haklısın. Evet. Bir dakika, özür dilerim. Neymiş? Hiç, yok bir şey. Şimdi geliyorum. Evet, demin de dediğim gibi... Selim, geldiğine çok sevindim. Nasılsın? İyi değilim Seyda. Gidiyorum. Ne oldu? Niye? Hiçbir şey sorma. Hiçbir şey bilme. Doğan'ı, Meltem'i, Mehmet'i unut. Yalıya da sakın gitme. Neden? Soru sorma. Gitme işte. Sakın gitme. Peki nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Bir yerlere işte. Paris'e? Gitmiyorum Paris'e filan. Öyleyse nereye gidiyorsun? Bilmiyorum Seyda. Bilmiyorum. Ne oluyoruz? Rahatsız ettim Oktay abi. Bağışlayın. Bu gece ansızın yola çıkmam gerekti de... gitmeden sizi bir göreyim dedim. Sizin konuklarınız var diye rahatsız etmek istemedim. Yola mı çıkıyoruz? Nereye böyle? Kötü bir haber aldım da. Hayrola? Annem falan mı yoksa? İsviçre'ye gitti dediler ama hasta masla demediler. Bir kaza geçirmiş... Ne kertede ciddi olduğunu bilmiyorum ama... Hay Allah, geçmiş olsun. Ama böyle de gidilmez ki. Bir şey hiç olmazsa. Sağ ol Oktay abi. Bu gece gidiyorum, uçağı kaçırmak istemem. Sen bilirsin. Hoşça kal Seyda. Güle güle Selim. Sen konukların yanına dönsen iyi olur Seyda. Ben Selim'i geçiririm. Eminoğlu Mustafa Kılıç, Abdullahoğlu Ramazan Seyran, Fevzioğlu Recai Uğur, Ragıp kızı Şerife Öney, Necati Üven, Ahmet Selman Güler, Azizoğlu Murat Güngör, Kemal kızı Neriman Sermet, Aysel Taran, Fethioğlu Süleyman Erinç. Diğerlerinin aranmasına devam edilmektedir. Sulhi ile şu işi ayarladı mı Mustafa'ya gerek kalmaz tabii. Aslında adamın kafası çalışıyor ama Sulhi işin kurdu. Ne de olsa eski taşralı. Canım zaten adamın adı yeter. Senin de bu akşam bütün neşen yerinde ha. Ya nedir bu suratsızlık?
Ben makarna istiyorum. Tabağındakini ye. Çocuğa bağırma. Şımarıklık etme Gil, yemeğini ye. Her neye kızdınsa hıncını çocuktan alma. Sakinleşti mi canım? Yapma. Dokunma dedim. Bitti, anlamıyor musun? Her şey bitti. Sana tahammülüm kalmadı. Senin sinirlerin bozuk galiba. İstersen bir içki al ya da bir sakinleştirici. Oktay, bu kadar umursamaz olamazsın. Sinirlerin falan bozuk değil. Sana bitti diyorum. Aramızdakiler, bu evlilik, hepsi. Bıktım bu oyundan. Çekip gideceğim. Tabii canım, tabii. Herkesin sinirleri bozuk. Biraz dinlen. İstersen bir Avrupa yap gel. Biraz alışveriş falan, ha? Boşanacağım Oktay. Boşanmak. Anlıyor musun? Gerekirse ben seni boşarım Seyda. Şimdi sakin ol ve yat. Vay anasına. Helal olsun karıya. Sonunda ayarladı Sulhi Gevzeli'yi. Bak hele sen Sulhi'ye. 3 milyonluk bir broş takmış düğün armağanı olarak. Sakinleştin mi hayatım? Bugün daha iyisin bak. Biraz dinlenmen lazım. Havalar falan yordu seni. Zaten bu ara... Neyse. Seyda. Seyda, Selim'e bak. Selim değil mi? Yalan söylüyorlar. Selim değil bu. Olamaz. İnanmıyorum! Seyda! Seyda kendine gel! Kendine gel diyorum! Seyda! Biriniz buraya gelin çabuk! Seyda! Seyda! Ah Seyda! Hanımefendi! Seyda! Hanımefendi! Ah. Seyda! Bağırmayın beyefendi, bağırınca daha kötü olur. Su vermek gerek. Su? Koş kızım sen su getir. Hemen getireyim. Sen nereden biliyorsun? Böyle durumlarda iyidir de ondan. Seyda. Ver kızım. Alın efendim. Hanımefendi, bir yudum su alın. Hadi, bir yudum. Seyda! Bağırmayın, en iyisi siz bir doktor çağırın. Tabii. Hadi, hadi yavrum bir yudumcuk. Hanımefendi ne olur. Hadi bir yudumcuk. Hadi biraz daha. Hadi. Gayret etme. Evet Faruk Bey, anlayamadım. Biraz daha. Hadi. Çok kötü. Hadi hanımefendi, tamam. Bir yudum. Sevinirim. Bir yudumcuk alın, ne olur. Evet. Hanımefendi ne olur. Teşekkür ederim.
Hemen kliniğe götürmemiz gerek. Depresif stupor. Evine kim girip çıkıyor bilmiyorsun. Neler yapıyorlar haberin yok. Evine gelip yerleşen adam nereden gelmiş? Neden gelmiş araştırmıyorsun. Ne biçim erkeksin sen? Evinle karınla hiç ilgin yok. Karın kiminle düşüp kalkıyor? Evini açtığın adam karınla neler çeviriyor bilmiyorsun. Uyuma! Konuş! Seyda, hemen geldim. Bugün çıktım içeriden. Hiçbir şeyden korkmuyorlar, anlıyor musun? Her şeyi yapabilirler. Seyda, anlamıyorsun. Seyda, dinle beni. Şu anda burada olanlar bambaşka. Yoksa 3 gün içeride yatmışım, ne olacak? Anlasana, her şey olabilir. Beni, Oktay Caner'i içeri alabiliyorlar. Herhangi biri değil, para, pul, nüfus sahibi birini. Hemen gideceğiz buradan, İsviçre'ye. Hele oraya kapağı atalım bir, istersen boşanırız da. Bitti artık, her şey bitti. Seninle yaşayamam. Seyda yok artık. Böyle sık sık mezarının başına gelişim öldüğünü unutmamak için değil. Biliyorsun değil mi? Çünkü öldüğünü biliyorum. Ama seninle konuşmak istiyorum. Seninle konuşmayıp kiminle konuşacağım? Bil ki seni değil, senin yokluğunu yaşatıyorum içimde. Yaşasaydın eğer böyle şeyler yapar mıydın? Yoksun. Yokluğunu bilmek, her an içimde duymak. Gene de sevgimiz hiçbir zaman değişmeyecek. Çünkü bizim sevgimiz gerçek sevgi. Bir de Gil var gerçek olan. Sen olan. Senin gibi olacak olan. Gil oğlum. Yarın okula başlayacaksın. Büyümeye ilk adımını atıyorsun. Senin önünde kocaman bir dağ var. Sen o dağı mutlaka aşacaksın. O dağın arkasında her şey çok güzel. İnsanlar sağlam. Birbirlerini severek yaşıyorlar. Mutlu. Sen o güzelliklere erişeceksin. Dağı aşacaksın.
Tarkan gibi mi anne? Hayır. Selim abin gibi. Selim daha aşamadı ki. Öldü o. Ölmeseydin olmaz mıydı? İyi geceler anne. İyi geceler yavrum. Seyda, hadi. Daha uyumadı. Ama yemeğe geç kalıyoruz. Sulh ile Aysel'i bekletmeye gelmez. Adamla dünya kadar işim var biliyorsun. Tamam, geliyorum. Thank you.